RPM'den herkese merhabalar. Üniversitemize son kez şöyle bir bakış atalım. Uzun süredir bir motovlog çekmedik bu şekilde. Konuşmalı, sohbetli. Bugün tekrar böyle bir şey çekmek istedim. En sevmediğim şeyi yapıyorum şu anda. Evet, sakin sakin gidebiliriz şimdi. Bu yolu hiç sevmezdim. Sevmeyerek de ayrılıyoruz. RPM'den herkese yeniden merhabalar. Bugünkü güldüğüme bakmayın lan, içim kana alıyor. Arkadaşlar, 2012'de Gaziantep'e gelmiştim. Malum üniversite için daha önce bunları anlatmıştık. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazanarak buraya gelmiştim ve şu anda da Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olarak geri gidiyorum. Motorla gideceğim bugün salı günü. Çarşamba günü sabahtan yola çıkacağım. En son bayramda arabayla gelmiştim. Bir kez yakıt için durdum. Öylelikle 9 saatte gelmiştim. Konya yoldan geldim tabi. Antalya'ya giderken manzara vardı, viraj vardı, eğlenceli geçiyordu yol. Şimdi nasıl olacak hiç bilmiyorum çünkü Kütahya'dan direkt hiçbir zaman Antep'e gelmedim ben. Genellikle Antalya'ya gittim. Ailem o dönemde orada olduğu için Antalya üzerinden buraya geliyorduk. O da yaklaşık 830 kilometrelik falan bir yoldu tabi, az bir şey değil ama buradan da Kütahya Google Map'e göre kimi zaman 950, kimi zaman 850, kimi zaman da 1000 çıkıyor ama yaklaşık olarak bir 1000'e yakın bir şey olması lazım. Çünkü bazen babamla beraber sürerdik arabayı. Yarı yarı 500-500 yolu bölüşürdük hani. O şekilde yarı yarıya giderdik. İşte son geldiğimde tek başıma 9 saatte geldim arabayla. Yarın sabahtan çıkacağım. Umarım gece uyuyabilirim çünkü en son Antalya'ya gidişimde gece uyuyamamıştım. Uyku tutmayınca da anca böyle yat kalk falan 3 saat yatakta dönüp dolandıktan sonra 1 saat uykuyla gece 2'de yola çıkmıştım. Adana'ya kadar 3 saat aralıksız sürmüştüm. Sabah 5'te güneş doğarken çok zorlanmıştım. Otobanda baya böyle kafam düştü yani uykudan. Bir şerit sağa atlamışım. 3 ya da 4 şeritte emin değilim yol. Yani burada bir şerit değiştirdiğimi görünce yuh lan dedim, insan motosiklette de mi uyuyormuş? Uzun yola çıkacak arkadaşların aklına olsun. Uykunuz, dinlenmeniz çok önemli. Buradan da Ronay kardeşime selamlar. MT-07'sini test ettik geçen yine. Yakınlarda bir paylaşırım, onunla ilgili bir projem var. Kendisi de İzmir'e gidecekti. Zamanımız denk gelmedi, yoksa birlikte yola çıkardık. Bir gece uzun uzun mesaj yazdım. Şuna dikkat et, buna dikkat et. Uzun yola dair ne tecrübe ettiysem her şeyi anlattım. Heyecandan uyuyamamış arkadaşımız. Otobüse motosikleti yükleyecek zamanı bile olmamış. Çünkü son dakika bir aceleyle yola çıkacaktı. Böyle olunca da otobüsü tercih edip otobüsle gitmeye karar vermiş. Yani uzun yola falan çıkmadım motosiklette. İlk tecrübesi olacaktı. Ve MT-07 ile Antep'ten İzmir'e uzun bir yol gerçekten. Uykusuz olduğu için çıkmamayı tercih etti. O gün de çıkması gerekiyordu yola. İşte bunu neden anlattım? Siz de böyle yapın arkadaşlar. Ben şimdi yarın, ya benim muhakkak gitmem lazım. Benim muhakkak gitmem lazım, o yüzden yarın mutlaka yola çıkacağım ama uyumam lazım. Ben kendime güveniyorum, uykusuz da çıkarım demeyeceğim. Ama çıkmam da gerekiyor, bunu da bilmem lazım yani. Ya işte kalabalığız diye geçmek yok. Ya 5'te ya 6'da çıkarım muhtemelen yola. Ya buradan Antalya'ya 13 saatte gitmiştim ilk Superlight'ımdan. Daha sonra yola alıştıkça işte 11 saate indirdim o süreyi. Mola çok vermiyordum. Bunun selesi malumunuz çok rahat bir motosiklet değil. Mecburen bir minder falan koyacağız, bir şey yapacağız artık. Çünkü şehir içinde bile hani 1 saat 2 saat trafiğe girince bayağı iron bat oluyoruz yani. Aklımda öyle bir düşünce de var. Ulan hiçbir şey koymayayım seleye. 1000 kilometre dayanalım Kütahya'ya kadar. Sonra tecrübelerimizi aktarırız. Iron bat derler artık bize de. Uzun yola dair daha önce neler anlattıysak çok videosunu çektik artık bu konunun. Hatta Antalya'ya giderken uzun yoldaki tecrübelerimi de yaşamıştım. Malumunuz kameramız sürekli açık olduğu için. Yine öyle yapmayı planlıyorum ama işte riskli yollarda açacağım. Mesela Antalya'daki Silifke virajları falan çok riskli olduğu için buralarda kamerayı açmaya dikkat etmiştim. İlla bir şey yaşıyorsunuz çünkü. Ne olur ne olmaz deyip ben de kamerayı açık tutuyordum. Bu sefer nerelerde yaparım bilmiyorum. Çevre yolu olarak Pozantı'nın orada var bir viraj diyorlar. Onun dışında zaten Karaman,
Konya falan diye gidiyor yol. Oralarda hiçbir viraj yok hiçbir şekilde. Durum bu yani. Hani bu sefer düzlükten gideceğiz. Kulak tıkacı almam lazım kesinlikle. Sürekli müzik olmuyor. Müziksiz de olmuyor. Mutlaka müziği ayarlamamız lazım. Bayağı can sıkıcı geçebiliyor yoksa. Umarım kazasız belasız güzel bir yolculuk olur. Bu zamana kadar ki motosiklette yaptığım hiçbir yolculuğu unutmadım. Her ayrıntısı aklımda, öyle anlatayım size. Yani müthiş bir şekilde haz alıyor insan. Yani bu sefer yine tek çıkacağız yola. Bakalım neler yaşayacağız. Böyle bir durum var arkadaşlar. Son kez bir Antep gazlaması yapmak istiyordum aslında. Antep'e veda sürüşü olarak. Dayı burada bekleyemedi. Fırsat olmadı. Ben perşembe günü çıkarım diyordum yola. Çarşambadan çıkmam gerekecek. Öyle olunca da son bir sürüş falan yapamadım açıkçası. Son bir buluşmada yapamamış olduk böylelikle. Bu içimde kaldı açıkçası. 6 yıl az değil yani. O şehrin her şeyine alışıyorsunuz artık. Vatanınız, ya vatan her yerde vatan, toprağı da zaten memleketiniz gibi oluyor yani, öyle söyleyeyim. Böyle bağlandığınız yer, arkanızda bıraktığınız insanlar falan insana etkilemiyor değil. Ama artık seçtiğimiz meslek dolayısıyla da bunlar olacak şeyler. Bunu göze olarak seçtik zaten bu yolu. Böyle bakalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Antep'i severdim. Umarım bir gün gene yolumuz düşer. Zaten şimdilik ailem burada. Hani fırsat buldukça motosikletle özellikle gelebiliyorsam geliyor olacağım. Motosikletsiz geliyorsam da artık burada bir buluşma yaptığımızda takipçi kardeşlerimizle bir takılırız. Sizin motorlarla dolaşırız, ne yapalım yani. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. RPM şimdilik kaçar. Aa, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Kütahya'da kim var? Oğuzhan var. Artık Oğuzhan'la videolar bol bol çekeriz inşallah. NS200'e... Oo, NS200 ve RS200. ABS'yi çok seviyorum ya. Burada adam çıksaydı muhtemelen ABS'yle yırtardık yani. Böyle artık Oğuzhan'la video çekiyor oluruz. Hoşçakalın.